Etnik kökeniniz, yaşadığınız yer ve gelir durumunuz sizi diyabet yapıyor. Bunu biliyor muyuz? <laughs> Tüm dünyada 1980 yılında 108 milyon kişi diyabet hastasıyken 2014 yılında bu sayı 422 milyona ulaşmış. 2021'de yaklaşık 530 milyon diyabet hastası varken bu sayının 2050'ye geldiğimizde 1.3 milyarı aşması bekleniyor. Yani dünyadaki her 7-8 kişiden birisinin diyabet hastalığıyla mücadele etmesi gerekiyor ve bu diyabet hastalıklarının %95'inden fazlası tip 2 diyabet. Ve ülkemizde de durum hiç de farklı değil. 20 ile 80 yaş arasındaki kişilerde bu kişilerin %15'inden fazlası yani yaklaşık 7 milyon kişiden fazla kişi şu an diyabet hastası ve bu oran bu sayı gitgide artıyor fakat gelişmiş ülkelerde bu sayıların giderek düştüğünü görüyoruz. Hatta şu an için çocuklara da çok fazlasıyla sirayet etmiş bir durumda. Ve bunun için birinci basamak olarak kullanılan bir ilaç var. O da metformin. Metformin biliyorsunuz ki son dönemde longevity bilimiyle de yakından alakalı bir ilaç olduğu için şu an bazı kişiler tarafından eczanelere gelip bu ilaç ömrü uzatıyormuş. Ben bundan almak istiyorum gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden size bugün biraz ile ilgili bilgi vereceğim. Şimdi metformin dimetil biguanit formunda kullandığımız bir etken madde ama bu biguanitlerin kullanılmaya başlaması aslına bakarsanız 1600'lü yıllara dayanıyor. O zamanlarda Galega officinalis dediğimiz Fransız Leyla adlı bitkiden elde edilen özütler o zamanlardaki e, şekerli idrarı olan kişileri tedavi etmek için uzun yıllar boyu kullanılmış. Hatta bu başka ülkelerde e, profesör otu, keçi otu e, gibi isimlendirilebiliyor ve halk hekimleri tarafından çok uzun seneler kullanılmış. Metformin'in ilk defa sentezlenmesi 1922 yılında gerçekleşmiş fakat ilk şekeri düşürdüğünü gösteren durum 1929'da e, tavşanlar üzerinde yapılan e, çalışmalarla gösterilmiş ve 1950'lerden itibaren de metforminle ilgili yapılan çalışmalar hız kazanmış. Ama o zamanlar e, fenformin ve buformin etken maddeli ilaçlar piyasada olduğu için metformine aslına bakarsanız çok fazla önemde verilmemiş. Fakat daha sonrasında fenformin etken maddeli ilaç yüksek laktik asidoz durumundan kaynaklı olarak yani bu durum kanda laktik asit seviyesinin çok fazla yükselmesi ve dokuların oksijenlenememesine sebep olan bir yan etki. Bu yan etki çok fazla gözlendiği için ilaç piyasadan kaldırılmış. 1978 yılında ve bundan sonrasında da 1995 yılında FDA tarafından tip 2 diyabet tedavisinde metformin onaylanmış ama asıl metforminin yükselişe geçmesi 1998 yılında yapılan bir çalışmayla gerçekleşmiş. 1998 yılında yeni teşhis almış 5102 kişi ee, üzerinde yapılan çalışmayla katılımcılar 3'e ayrılmış ve bir grup katılımcı sadece diyetle tedavi edilirken diğer grup metforminle, 3. grupta 1. nesil sülfonil üreler veya 3. nesil gliben klemit veya insülinle tedavi edilmeye başlanmış ve uzun yıllar boyu e, bu araştırma devam etmiş ve sonucunda da metformin kullanan kişilerin kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riski ve dolayısıyla ölüm oranlarının çok daha az olduğu kanıtlanmış ve böyle bir durumdan sonra da metformin tamamen yükselişe geçmiş. Biliyorsunuz ki önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bir tane kronik rahatsızlığınız olmaya başladığı zaman diğerleri de peşi sıra ardı ardına geliyor ve dolayısıyla bu konuyla ilgili videomu da izlemek isterseniz Yine buraya bırakıyor olacağım. Peki neden metformin yani e, o kadar fazla ilaç varken niye biz metformin üzerinde duruyoruz? Aslında bunun üzerinde durmamızın iki temel sebebi var. Birincisi metforminin mekanizması e, yani en önemli mekanizmalarından birisi e, hücresel mitokondri düzeyinde etki etmesi yani e, mitokondrilerdeki AMPK aktivitesini artırmasından dolayı ki bu vücudumuz için istediğimiz bir şey aynı zamanda tabii ki yaşlanmayla da ilişkilendirilebilen bir durum bu. Bu metforminin seçilmesinin birinci sebebi. İkinci olarak da endotel tabaka üzerindeki etkisi endotel tabakayı damarlarımızın endotel tabakasını koruduğu için buna bağlı olarak gelişebilecek hastalıklar mesela ateroskleroz gibi durumlar engellenmiş oluyor. Bu etkileri gerçekten süper mükemmel olan etkileri. Ve ve bu iki etki birlikte olduğu zaman aynı zamanda vücuttaki inflamasyonu azaltması ve dolayısıyla inflamasyona bağlı olarak gelişen diğer hastalıkların da önlenmesi söz konusu olabiliyor. Mesela romatoid artrit veya nörodejeneratif hastalıklar, hatta COVID-19 ve bir sürü kanser rahatsızlıklarında da sıklıkla çalışılan bir ürün. Bunların yanı sıra metformin vücuttaki mTOR inhibisyonunu artırmasından dolayı, ötofajiyi artırmasından dolayı, DNA hasarında azalma yapmasından dolayı ve oksidatif stresi azaltmasından dolayı da tercih edilen bir ilaç. Ama bunun bu kadar popüler hale gelmesinin sebebi aslında bakarsanız C. elegans dediğimiz solucanlarda yapılmış bir çalışma. Onlarda yapılan çalışmayla beraber yaşam süresini de uzattığı gösterilmiş ve dolayısıyla biz bunu insanlara da uyarlayabilir miyiz diye şu an için bilim adamları çalışıyor. Mesela meyve sineklerinde de aynı çalışmalar yapılmış fakat meyve sineklerinde yine AMPK aktivitesinin arttığı gözlenirken yaşam süresinin uzamadığı, sabit kaldığı gösterilmiş. Daha sonra bu çalışmalar kemirgenlerde de devam etmiş ve şu an insanlar üzerinde belli devam eden çalışmalar var ama şu an için bu çalışmalar bitmiş. Kesin bir bilgi ortaya konulmuş değil. O şekilde söyleyebilirim. Aslına bakarsanız metformin monoterapi olarak yani tek başına tedavi edildiğinde hipoglisemi riski çok düşük. Yani bir anda şekerinizi düşürmesi ve sizin hayat standartınızı bozması durumu olmuyor o yüzden de çok güvenle kullandığımız ilaçlardan birincisi tabii ki biz bu videoyu metformini övmek veya yermek için çekmiyoruz sadece burada sizi bilgilendirmeye çalışıyorum yani hem kullanan kişiler diyabeti e, sahip olan ve hani bu ilacı kullanan kişiler öğrensin hem de e, diyabeti olmayan kişiler kullansın mı kullanmasın mı bununla ilgili bir video bu o yüzden kesinlikle öneri değil bunun da altını çizmiş olalım. Bunların yanı sıra tabii metforminle ilgili dediğim gibi çok fazla sayıda çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi metforminle tedavi edilen farelerde metforminle tedavi edilmeyenlere oranla demans görülme sıklığı da bayağı azalmış. Ama ee, mesela kanser için yapılan çalışmalarda meme kanseri e, mortalite oranlarında %8'lik bir azalma gözlenirken bu çok iyi bir durum diye söylenirken prostat kanseri için bu durum tam tersine işaret etmiş. O yüzden şu an e, kanser konusunda e, kesin şöyledir diyebileceğimiz bir durum henüz yok. Bunların yanı sıra polikistik over sendromu yine biliyorsunuz met insülin metabolizmasıyla çok yakından ilişkili ve polikistik over sendromu olan kişilerin metforminle tedavi edilmesi sonucunda da çok güzel başarılara yol açmış. Aa, bu arada şöyle de bir durum söz konusu. Biz bunu e, insülin direnci için veya iştah ve kilo kontrolü için de kullanıyoruz. Bunu neden kullanıyoruz böyle? E, AMPK aktivitesini artırdığını söylemiştim. Ama aynı zamanda GLP-1 e, hormonunu da aktive ediyor bağırsaklardan. Bu GLP-1 hormonu ile ilgili de biliyorsunuz artık yeni nesil ilaçlar var. Bununla ilgili bilgi almak isterseniz de yine e, videomu buraya bırakıyor olacağım. Şimdi e, biz bütün bunlar için metformini kullanıyoruz. Peki metforminin bir yan etkisi yok mu? Hani o kadar güvenli mi? Şimdi yüzyıllardır kullanılan bir ilaçtan bahsediyoruz. Tabii ki. Amerika'yı yeniden keşfetmeden e, bu ilacın üzerinde bu kadar iyi etkilerinden dolayı çalışma yapmak son derece mantıklı. Ama hangi yan etkileri var diye baktığımız zaman laktik asidoz etkisi, yan etkisi yani burada da aslında söz konusu. Ama bu laktik asidoz yan etkisinin de kişilerin böbrek fonksiyonlarıyla çok yakından alakadar olduğu gösterilmiş. Yani siz bu ilacı içtiğinizden dolayı değil, böbrek fonksiyonlarınız iyi bir durumda olmadığı için bu yan etkiyle karşılaşıyorsunuz. Bunların yanı sıra gastrointestinal problemler yani bulantı, kusma, şişkinlik ve ishal durumu bu yan etkileri yaşayan kişilerin bu ilacı tolere edememe durumları söz konusu olabiliyor. Her ne kadar bu kişilerin %5 civarında olduğu söylense de yine bazı yapılan çalışmalarda %48 oranında kişilerin bu yan etkiden dolayı ilacı bıraktığı gösterilmiş ki bence e, bu yan etkilerin hepsi de raporlanmıyordur. Bence e, bunun sayısı çok daha fazla. E, bunların yanı sıra B12 eksikliği yapma durumu var ama B12 eksikliğinde de şöyle bir şey var. Mesela 13 yıl süreyle metformin kullanan kişilerde %7 oranında bir B12 eksikliği gözlenmiş. Ama metformin kullanmayan kişilerde de bu oran %5'miş. Yani e, çok basit bir B12 takviyesi alarak da bunun kullanımına devam edilebilir. Ee, bu arada tabii ki metformin kronik olarak kullanılması gereken bir ilaç. Yani sadece şekerim yükseldi şimdi içim tarzı bir ilaç değil, ee, düzgün bir şekilde uzun bir süre kullanılması gereken bir ilaç. Peki böyle bu kadar iyi etkileri var, bizim diyabetimiz yok, biz bunu e, kullanabilir miyiz? Şu an onunla ilgili. Böyle bir şey yok. Yani şu an mesela yapılan çalışmalarda sağlıklı kişilerde kan şekerini düşürmediği gözlenmiş. Tamam işte yağlanmayı kontrol altına alıyor veya sizin kilonuzu kontrol altına alıyor. Ama sizin şekerinizi düşürmesi gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden hani sağlıklı ve diyabeti olmayan insanların şu an için böyle bir ilacı kullanması çok gereksiz bir durum. Bunların yanı sıra bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de şu. Birincisi yaşamın erken dönemlerinde yani bu teşhisi yeni aldığınız zaman metformin çok daha etkili. Eğer daha yaşlı bir bireyseniz metforminin etkisi giderek düşüyor. Hatta raporlu olanlar bunu da bilecektir. Biz e, değiştirilen ilaçlarda raporlarda bir ibare arıyoruz. Çoğu zaman e, bu ibarelerin yazmaması durumunda da e, ilaçlarını veremeyeceğimizi söylüyoruz. Metformin ve sülfanil ürelerin maksimum dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamıştır ibaresi hem SGK tarafından istenen hem de olması gereken bir ibare. Siz artık e, metformin size iyi gelmediği zaman ve başka e, ilaçlara geçeceğiniz zaman istediğimiz ve sizin de genelde bildiğiniz bir durum bu. Ve e, en önemli şeylerden bir tanesi de aslında şu e, yaşam tarzı değişikliği. Şimdi biz yaşam tarzı değişikliği diye gerçekten bas bas bağırıyoruz. Ama e, hani biz eczacılar olarak ilaç satmak istemiyor muyuz? E, bizim zaten işimiz bu. Ama bundan bahsetmiyorum tabii ki. Mesela tip 2 diyabet hastası e, olan bir kişi sadece egzersiz yaparsa 90 oranında bir iyileşme gözleniyor. Sadece metformin kullanırsak %55 oranında bir iyileşme gözleniyor. Fakat metforminle egzersizi bir arada yaparsa bu oran birden %30'a düşüyor. Yani siz doktora gittiniz, ilacınızı aldınız ve aynı zamanda işte hayatınıza egzersiz eklemeye karar verdiğinizde birdenbire bu oranın değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada öne çıkan ana faktör şu... Ee, hayat tarzı değişikliği hastalıkların önlenmesindeki en önemli en fazla yapmamız gereken, üzerinde durmamız gereken durum. Tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Doktorunuz size bu ilacı kullanmanızı söylediyse kesinlikle kendi kendinize bu ilacı bırakıp kullanmamazlık yapmayın. Eğer tolere edebiliyorsanız bu ilacı kullanmaya devam edin. Gördüğünüz gibi şekerinizi düşürmesinin yanı sıra gerçekten bir sürü başka iyi etkileri olan da bir ilaç. Sizi diğer kronik hastalıklardan koruyan da bir ilaç. O yüzden doktorunuz ne şekilde söylediyse o şekilde kullanmaya devam etmeniz gerekiyor. Ama işte unutmamamız gereken şey de şu. Yaşam tarzı değişikliği şart. Sağlıklı beslenmek şart, hareket etmek şart. Yani öyle olmadığı durumlarda tip 2 diyabetle başlayan serüven gerçekten ilerleyerek devam ediyor ve bu tüm dünya için, kişilerin kendisi için de gerçekten çok büyük sıkıntılar oluşturan bir durum haline geliyor. O yüzden hayat tarzımızı değiştirmek için hepimiz çaba sarf etmeliyiz diye düşünüyorum. Metformin ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.